Şimdi Ali Burak hocama evet. döneyim. Evet çetene. Şimdi fırtınalı bir hafta. Evet. Yani arka arkaya dört tane zirve. Ee, çözüm, demin hocama da sordum. Hı sordun, hı. Ee, çözüm var mı? Ee, sadece açıklamalar var ama e, bir çözüm getirecek mi bu açıklamalar? Bir şey üretecek mi açıklaşmak evet. lazım? Bir de e, tabii Türkiye şimdi her dört zirvede de özellikle G7 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bütün liderlerle çok samimi bir görüntü verdiğini gördük. Bu zirvelerin ve Türkiye'nin bulunduğu koşullar, konum bize niye getirir? Evet Öncelikle ben de herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bir de şöyle söyleyeyim, muazzam bir trafik vardı dün. O Yani Türkiye'de 35 milyon insan yer değiştirdi bir şekilde. Gerçi yani buna yollar ne yapsın, ama yani o yorgunluktan sonra bugün bizi izleyecek seyircilerimize selam, selamlar. Onu da belirtmek isterim. Ee, tabii, e tabii bayram güzel şeylere vesile olması açısından önemli. İşte e, aile yakınlarımızla ve birlikte olmak, arkadaşlarımızla birlikte olmaya fırsat vermesi açısından oldukça önemli. Bunu belirtmek isterim. Şimdi senin soruna gelirsek. Belki Türkiye'nin çok iddialı o kabul edilmesin ama belki hani mesela 60'lı yıllardan beri Fransa'nın NATO sistemi içerisindeki bir stratejik bağımsızlık ya da askeri sistemin haricinde ...kendisine ait bir e, mekanizmanın oluşturması, Avrupa'nın kendi güvenliğini kendisini sağlaması gibi... ...çeşitli başlıklar ve kavramlar altında tartışılan bir e, bağımsızlık politikası var sistemin içerisinde. Tabii Türkiye'yi onunla kıyaslamıyorum ama Türkiye'nin de özellikle darbe sonrası dış politikasında... ...çok daha belirgin bir şekilde, en belirgin örnek olarak da Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki aktif tarafsızlık pozisyonudur diğer batı birçok batı ülkesine batı ülkesinden farklı olarak Türkiye'nin de özellikle darbe sonrası dönemde NATO ile uyumlu yüzü batıya dönük orayla hala askeri olarak ilişkileri siyasi olarak ilişkileri devam eden ki bence bu doğrusudur yüzünün batıya dönük olması ama hocamın da belirttiği gibi özellikle ekonomik çıkar merkezli olarak dünyadaki diğer ağırlık merkezleriyle ve diğer küresel aktörlerle örneğin Rusya Federasyonu'yla Sayın Fidan'ın Çin ziyareti örneği üzerinden Çin'le çeşitli uluslararası konferanslarla yani batı sistemin haricindeki oluşumlarla ekonomik topluluklarla da ilişki tesis etmeye gayret ettiğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin aynı zamanda ekonomik çıkarı ve ticaretini geliştirmesi açısından da kendisine yeni alanlar yaratması açısından da büyük önem arz ediyor. Birincisi bu. Yani bu açıdan bakabilirsiniz. Türkiye'nin dış politikasında böyle bir çok taraflılık tercihi var ama gene batı, tabii ki batı sistemin içerisinde. Burayla da uyumlu. Zaten işte bakın Sayın Erdoğan'ın görüntülerde batılı liderlerle verdiği samimi pozlar. Orada zaten birçok liderle de yakın e, ve dostane ve sempatik görüntüler. Yani bir ilgi yüksekli Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da ayrı. Diğer bir mesele bence örnek bu örneklenme üzerinde önemli durulması gereken bir başka nokta ise Türkiye'nin Türkiye'de az konuşulan ama bence çok önemli bir Afrika açılımı var. Türkiye'nin gerçekten Afrika'da bak Türkiye kamuoyunda az konuşulan ama çok önemli ve gelecekte çok daha önemli hale gelecek bir Afrika açılımı var. Libya 2019'daki Libya müdahalesi 2020'de daha hani somut hale gelen Libya müdahalesi ve orada bir oyunu baştan yani yeniden kuran bir Türkiye Cumhuriyet Devleti kendi sert gücü imkanlarıyla tek başına ondan sonra işte Sahel altı bölgesinde bir etki yaratan Somali ile işte Karasuları Anlaşması söz konusu oldu. Birçok bölgede Sahel altında birçok bölgede Türkiye'nin ciddi derecede etkinliği ve askeri ve istihbari faaliyetleri var. O dönemde orada Fransa'nın o bölgelerden çıkartılması ve etkisinin azaltılmasıyla uyumlu bir şekilde Türkiye'nin de o bölgelerde askeri etkinliğinin onunla beraber siyasi etkinliğinin e, dolayısıyla bunun peşi sırada ticari etkinliğinin artmaya başladığını bunu gelecek dönemde de daha fazla göreceğiz. Bunlar Türkiye'nin işte bağımsız yani NATO sisteminin haricinde kendi çıkarları kapsamında geliştirdiği dış politika tercihleri. Bunlar somut örnekler üzerinden gidiyoruz. Son noktada bu zirvelerden ne sonuç çıkar? Zirvelerden sonuç çıkar çıkmaz meselesi değil. Neçele de diplomasiyi işletmek, müzakerelerde bulunmak, temaslar gerçekleştirmek bunlar önemlidir. Bu zirvelerde bir kamuoyuna yansıtılan görüşmeler var. Bir de arka planda her zaman olduğu gibi devlet başkanlarının kamuoyuna yansıtmadıkları off the record görüşmeleri, örtülü görüşmeleri söz konusu. Bu tür zirvelerde bu tür mekanizmalarında işletilmesi bakımından bu tür ortamların yaratılması önemli. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Sayın Cumhurbaşkanının dış politika yapış biçiminde zirve diplomasisi diye tanımladığımız birebir görüşmeler, liderlerle görüşmeler, liderlerle yapılan birebir zirvelerdeki pazarlıklar veya diplomatik tanımlama tan temaslar neye göre neye göre tanımlarsanız önem arz Bu yani dış politikayı işletiş biçimi, Sayın Erdoğan'ın siyaseti işletiş biçimi. Yani bu görüşmelerde de Türk dış politikası ve ekonomik ilişkileriyle ilgili olarak da önemli belki de kararların alındığını görebileceğiz. G7 zirvesiyle ilgili olarak Türkiye haricinde belki ikinci bölümde konuşacağımız bence Meloni'nin İtalyan Başbakanı'nın yükselen bir yıldızı var mimikleriyle jestleriyle çok ciddi derecede ön plana çıktığını. Ben yaptığı yaptı. E, Macron'a <laughs> <Yüzün> Yani, yani. <laughs> şimdi bunu Yunus da <laughs> paylaştı. Ben de aynı kanaatteyim. <laughs> Şöyle. Şimdi hocam da başta söyledi. Şimdi bizdeki gibi aşırı sağ neye göre tanımlayacağız? Hani burada da program öncesi kısa bir konuştuk ya. Aha. Mülteci karşı sadece mülteci karşıtı olmak aşırı sağ mıdır? Mesela Meloni evet mülteci karşıtı mültecilere yönelik sert politikalar işletiyor ama parti programına bakarsanız gayet liberal bir parti programı var ve gayet de, Yunus'ta da konuştuk gayet de NATO taraftarı bir siyasetçi. Bunu nasıl aşırı sağ diye tanımlayabiliriz? Hı hı. Yükselen yıldızına paralel olarak mesela 10 yıllardır Avrupa demokrasilerinde merkez, merkez sağ partiler tarafından sosyal demokratlar ve yeşiller tarafından dile getirilen Aşırı sağcılar iktidara gelirse yönetemezler, beceremezler, skandallara neden olurlar, toplumsal barışı bozarlar. Bu yüzden aşırı sağcı iktidarları çeşitli yöntemlerle de zaten iktidara bugüne kadar bunları biliyoruz getirmediler. Hollanda'da, Avusturya'da böyle durumlar söz konusunda ama Meloni Hatta işte... iki gün önce Fransa'da da gösteriler vardı yani... Evet. ...aşırı sağın yükselişine tepki... E, Ama mesela. bakın, şimdi Meloni burada pozitif bir örnek olarak karşı kıta Avrupa'sında. Bak aşırı sağcı bir lider de yükselen bir yıldız olup... ...işleri normal toparlayıp... ...gayet de sistemin içerisinde, hem sistemin içerisinde kalıp... ...hem işleri iyi götürüp, hem de böyle... ...işte o jestleri, mimikleri, siyaset yapış biçimiyle de... ...gayet yıldız gibi parlayabileceğini gördüler. Bu diğer aşırı sağ partiler için de bir avantaj. Mesela Fransa'da yaklaşan seçimlerde... Bunlar mesela örnekler. Ha aşırı sağcılar. İşte tekrar söylüyorum. Aşırı sağ niye göre? Mülteci karşıtı aşırı sağcılık mıdır? Parti programları nasıldır? NATO ile ilişkileri nasıldır? Bunlar yani aşırı sağ kavramının da belki bu noktada neye göre, kime göre, hangi ideolojik sahiplerle açıklanması gerektiği de çok önemli bir tartışma alanıdır. Yani günümüzde kavramların o kadar çok iç içe girdiği, Mesela sosyal demokrat bir görüşle aşırı sağ ya da merkez merkez ve bir pozisyonun ya da bir yeşil hareketinin birçok konuda aslında aynı noktada olduğu ama belki kalıplarla, ön yargılarla meseleleri tartıştıkları, birçok kavramın da iç içe girdiği, belki geçmişten gelen geleneksel siyasi yaklaşımlarla da ideolojik yaklaşımlarla da bir takım işte sağı, solu, yeşilleri de tanımlamamak gerekir belki de. Bu açıdan Meloni de bence önemli bir örnektir. Yani başarılı bir örnektir. Ama burada hani bir olumlama yapıyorum sakın yani söz konusu olmasın. Çünkü yükselen aşırı sağın Avrupa'da en çok zarar vereceği toplumsal kesimlerden bir tanesi de Avrupa'da yaşayan Türk diasporası. Yani bu açıdan Türkiye açısından önemli. Meloni belki sempatik gelebilir Türk kamuoyuna ama tabii İtalya'da Türk topluluğu yok ama Almanya'da Fransa'da Türk toplumu zorlanabilir bazı politikalarla da. Hani birinci bölümü böyle bitireyim Çetiler. Evet.